Osmanlı'nın sahip olduğu geniş, ferah mekanlardan bir tanesindeyiz bu hafta. Aynalık Havak Kasrı'ndayız. Osmanlı'nın en güzel bahçelerinden, en sessiz kasırlarından biri. İçeri adım atar atmaz misafirlerine odalarını ve yollarını açıyor. İstanbul'da Haliç yakasında güzel bir kasır. İlk kasrın tarihi Fatih Sultan Mehmet'le başlar. İstanbul'un fethinden sonra Akşemseddin'le beraber buraya, bu alana gelir. Ordusuyla beraber bu alanda selvi ağacı dikerler. 12 bin selvi ağacının dikildiği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden bilmekteyiz. 1. Ahmet döneminde ilk kasır binasının yapıldığı yer genişler, sarayların sayısı 14'e çıkar. Ancak 3. Selim'le beraber yeniden bire inen bahçenin bir bölümü tersanelere bırakılır. Kasrımızda ilk girişte arz odası dediğimiz, divan dediğimiz bir bölüm var. Daha sonra beste odamız, 3. Selim'in kullandığı, bestelerini yaptığı beste odası adıyla adlanan bir mekanımız bulunmaktadır. Arka tarafta Türk evi modelinin uygulandığı, ortada büyük bir mekan, hayat yani. Onun etrafında odalar, alt katta da aynı şekilde yeni bir hayat, etrafında odalar yer almaktadır. Saray o dönem sadece sultanlarına değil, dönemin olaylarına da ev sahipliği yapıyor. Örneğin mekanda gerçekleşen düğünler, hatta yapılan bazı anlaşmalar ve efsaneleri de hala içinde yaşatıyor. Haremde mangal devrilerek çıkan yangın Aynalık Havak Kasrı hareminde yaşanmıştır. Bunun dışında Ziştovi Anlaşması'nın bu kasırda yapıldığı, 3. Selim zamanında Ziştovi Anlaşması'nın bu kasırda yapıldığı bilinmektedir kaynaklara göre. Kasır önemli olaylara sahne olmuştur. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın 4 yıl sonra tenkihnamesi burada yapılmıştır. Önemli bir kasırdır. 3. Selim'in gözbebeği olan bu yer eserlerine de şahitlik eder. Şeyh Galip'le olan yakın ilişkisi var tabii. Artı buraya gelip gittiği de, 3. Selim'in çok sık gelip gittiği de, Ruzname dediğimiz sır katiplerinin yazdığı günlüklerden öğreniyoruz.